Gelen mesajlarla hemen bir devam edeyim. Ondan sonra gündeme devam edeceğiz. Uzun soluklu günler diyor Erdal Küçük. Cem Radyo dinliyorum. Sabah dinleme merakım 10 gün diyebiliriz. Lakin Sayın Hüsnü Yekaya'nın tiryakisi oldum. Böylesi yürekli aydın hanımefendilerin yürüdüğümüz yolunda aydınlatıcısı olacaktır. Tıpkı bir mahallenin karanlığını aydınlığa çeviren direklerdeki elektrik lambaları gibi dinledikçe de değil mahalleyi koca bir şehri bile aydınlatacağına inanmaya başladım. Çünkü yüreğim hemen ısındı o sımsıcak uzatılan ele. Kolay gele Hüsnü Yekaya, bu karanlık günlerin aydınlatıcısı olan hanımefendi, yolun açık ve net olsun diyor. Bak bu çok güzel bir laf, yolun açık ve net olsun. Evet, net olması çok önemli. Bence de doğru söylüyorsunuz. Ve köşe yazılarından gene aldığım bir noktayı size paylaşayım. Biliyorsunuz Sisi %90, aslında %46'sı katıldı seçime, ama olsun. %46'sının Mısır'da seçime katılmasıyla %90'ın oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Ve biz demiştik ki daha doğrusu Başbakan demişti. Biz de Sisi'nin de bu adaylığını kabul etmiyoruz. Darbeyle geldi. Pardon, Cumhurbaşkanlığı kabul etmiyoruz. Çünkü darbeyle geldi. Bu yüzden de kabul etmemiz mümkün değil dedi. Ve buna tepkisini de açıkça dile getirdi. Fakat Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül bir tebrik mesajı göndermiş idi. Onu da şahsi bulmuştu. Gelin gelin görün ki Sisi'nin yemin törenine, bizim biliyorsunuz Kahire Büyükelçimiz yok. Fakat Kahire Büyükelçiliğin yerine bakan maslahat güzel olarak Alper Boşutay var. Alper Boşutay bu yemin törenine katıldı. Şimdi buradan soralım. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın onay ve izni olmadan Sisi'nin yemin törenine Alper Boşutay katılabilir mi? Habersiz katıldıysa bir türlü, haberli katıldıysa ne türlü diye soralım. Şu bizim Rabia işaretimizin anlamını ve samimiyetini de buradan sormuş olalım. Çünkü şunun için soruyorum, biz hiçbir şekilde dış işlerinde ve iç işlerinde siyasetimizin yönünü, yanını, içeriğini bilemedik arkadaş. Vallahi bilemedik, yani nedir ne değildir biz bilemedik. Ya bizim aklımızda bir kıtlık var, ya onların aklında bir çokluk var. Orta noktayı bulamadık, gitti. Bize neye inanacağımızı, nasıl duracağımızı bilemedik ve yürekleri sızlatan olayımız vardı biliyorsunuz. 1 Şubat gecesi Muharrem Taş'ın ölümü vardı. Van'da 1,5 yaşındaki küçücük Muharrem Taş'ın ölümü vardı. 112 servis arandığı ve gelinmediği için hayatını kaybeden ve babasının sırtında ile kadar taşıdığı Muharrem Taş'ın acı olayı vardı. Hepimiz bunu sizlerle paylaştık. Ama valilik Muharrem Taş'ın ölümüyle ilgili ihmalle 4 kurum hakkında soruşturma izni vermedi. Biliyorsunuz soruşturma izinleri artık valiliklere bağlandı. Valilik istemezse soruşturma izni bile verilmiyor. Muharrem Taş öldüğüyle kaldı. Çünkü bu 4 kuruma da valilik soruşturma iznini vermedi. Bir kere daha söyleyeceğim. Bu memlekette devlet ihmaliyle ölmek serbest ama hakkının aranması yasak arkadaş, yasak. Aramayacaksın hakkını, herkes öldüğüyle gidecek. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Siz de hakkınızı aramayı, biz de hakkımızı aramayı öğreneceğiz, bileceğiz. Sonuna kadar da arkasında olacağız. Yüksel Demirtürk, günaydın. İlgiyle ailece izliyoruz. Hayırlı haftalar diyor. Çapulcu Dinozor, günaydın. Düşüncelerini saygı duyarak, önerilerini gerçekçi bularak izlediğim her sözü doğru, özü doğru Atatürk kadını. Sana söyleyecek çok övgü var ama yazdığımızı okumaya kalkarsanız eyvah. Programınızı ayırdığınız saatler yetmez. Bu bile uzun oldu. Sen gönüllerimize taht kuran Türk kadınısınız diyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Ve Semra Yalavuç, Kenan Şengün de günaydın diyor. Haluk Uras, başarılar diyor. Semra Yalavuç, günaydın Hüsnü Hanımcığım ve Uyan Türkiye ekibi ve tüm uyanıklara. Bugün asrın Cumhurbaşkanı Sayın Ekmelettin İhsanoğlu saat 12'de İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda olacak. Karşılayıp oradan Aydın'a uğurlayacağız diye duyurusunu yapmış. Meral Elersöz, ben Mannheim CHP Başkanı ile konuştum. Oy sandıkları için uçağın iç kısmında her partinin bir milletvekiliyle gideceğini söyledi. Ya ne güzel işte, bakın aile olmanın faydası bu. Cevap geldi. Mannheim CHP Başkanı ile konuştum. Oy sandıkları için uçağın iç kısmında her partinin bir milletvekiliyle gideceğini söyledi. Uçaktan gider de hani onlar alınıp Yüksek Seçim Kurulu'na gelene kadar ne olur onu soruyoruz. O konuda da dört dörtlük umarım bir dikkat, pür dikkat içerisinde koruma yaparlar diye soralım.
Ve Star gazetesiyle başlıyorum. Paralelin yassı adası diyor. 60 darbesine özenen çetenin darbe girişimi tutmayınca ikinci bir yassı ada planı da suya düştü. Avcı'nın başbakanı yargılayacakları yer dediği adliye kumpasın deşifre olmasıyla atıl kaldı. Astar astar. Filistin'de tarafsız kalamayız demiş sürmanşette başbakan. Başbakan Erdoğan İsrail-Filistin meselesi için tarafsız olmalıyız diyen CHP'nin çatı adayına sert çıktı. Filistin davası bizim davamızdır. Biz hiçbir zaman vicdanı kurumuş bir millet olmadık. Arkadaşım bizim ne kadar çok davamız var ya. İç işlerimizde dört dörtlük davalarımızı takip ettik kaldık. Ne olacak? Filistin'i tutacağız. İsrail'e de ihaleleri vereceğiz gene sümen altından. Büyük büyük ihaleleri değil mi? Tabii kim yerse oradan. Ve yanlış çatıdan geldiniz, köşk için seçim turlarını sürdüren İhsanoğlu'na seçmenden çatı eleştirisi geldi. Sizi seviyoruz hocam ama sizi orada görmek istemezdik diyorum diye. Bir engel mi var? Bir mahsuru mu var? Nedir? Söyleyin biz de bilelim. Başbakan yaptığı konuşmalarda biliyorsunuz Samsun'dan sonra Erzurum'a geçti. Samsun'da gene biz kefenimizle bu yola çıktık diye sorunca ben kendi kendime ekran başına dedim ki ya niye kefen giyiyor ki başbakan? Nereye gidiyor ki? Ne yapacak ki? Yani kendi vatandaşıyla mı bir sıkıntı yaşayacak? Neden bir başbakan durmadan kefeniyle dolaşır ki? Yani niye böyle bir ihtiyaç, niye böyle bir söylem içerisinde olur? Neyin güç gösterisi? Kimlere nasıl bir mesajdır? Ben anlamadım. Gazi Mustafa Kemal dedi, Samsun'dan başladı dedi. Erzurum'a gitti, biz de o yolları takip ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ben eksik olan o kelimeyi de kullanayım, Atatürk, Samsun'dan her an batma tehlikesiyle olan bir tekneyle, gemiyle yola çıktı ve bir milletin kurtuluşu için, milli mücadele için, milletin istikbali için çıktı. O millet satında safında bir mücadele için yola çıktı. Sizin yola çıkışınızın sebebiyle, Mustafa Kemal Atatürk'ün yola çıkışının sebebi, içeriği, amacı ve donanım ve şartlarıyla hiçbirbirinin var ya hiç ama alakası yok. Hiç alakası yok. Kimden nasıl oy alırsak diye lütfen Mustafa Kemal Atatürk'ü söylemlerinize dahil etmeyin. O Samsun'dur ki, o yola çıkıştır ki bir milletin kaderini var etti. Ha, siz de etkilediniz de amaç farklı. Hadi bakalım Güneş Gazetesi. Yapmayın ya ne olur. Mustafa Kemal Atatürk'ü konuşmayalım bu konulara. Lütfen alet etmeyiniz siyasetinize. Hayır, Mustafa Kemal Atatürk'ü konuşuyorsunuz. Ondan sonra da onun kurduğu partiye ver Allah'ım ver. Ver Allah'ım ver. Onu yaptınız, bunu yaptınız. İnönü'ye kadar durmadan gidiyorsunuz ya. Sizin muhatabınız, sizin rakibiniz İnönü değil. Adnan Menderes'in yaptığı yöntemi artık bırakın lütfen. Sizin zamanınızda ne yapılmışsa, sizin zamanınızdaki rakip kim ise, karşınızdaki kimse, siyasetinizi onun üzerinden yapın. Geçmişte yapılan üzerinden tabana oynamayı bırakın. Bu iki şeye delalettir. Ya tabana oynuyorsunuz ya da mevcut zamanda bahane bulamıyorsunuz. Seçim sizin. Güneş Gazetesi, yerlisini yap desteği kap diyor. TÜBİTAK hükümetin milli dönüşüm atağına tam destek kararı aldı. İthal cihazların yerli üretimi için teşvik kapıda. Fatih'in ruhuyla yürüyoruz demiş başbakan. Of, herhalde bu lafı da Erzurum'da söylemiş. Fatih'in ruhuyla yürüyoruz diyor. Şimdi bakın. Ekonomi Bakanı bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz Fransa'da bir tekstil organizasyonu, büyük resmi bir tekstil organizasyonu düzenlendi. Ve Türkiye'nin temsili ve görüntüsüyle ilgili de şöyle bir ne denir ona? Bizansen sergilendi. Osmanlı fesli falan diye bir görüntü, Türkiye'nin temsili böyle sergilendi orada. Ve bizim Ekonomi Bakanımız bunu reddeden bir açıklama yaptı. Kesinlikle bu bizim bilgimiz dahilinde değildir. Bunu şiddetle kınıyorum. Bu organizasyon şirketinin yaptığı hiçbir organizasyonda da bundan sonra yer almayacağız. Çünkü Türkiye Osmanlıymış gibi gösterilmeye çalıştı. Sayın Ekonomi Bakanı, başbakan çıkıp her yerde biz Fatih'in torunlarıyız, biz onların ecdadından geliyoruz, biz onların yaptığı gibi yapacağız der ise eğer, fesane günleri başlamışsa ve mehteran takımı ortalardaysa, her ağzımızı açtığında Osmanlı'dan bahsediyorsak, müsaade edin de Fransa'da sizin bu göstermek istediğiniz itibara destek versin. Ya sizde bir sıkıntı var ya da sizin dışınızda yaşanan gelişmelerde bir sıkıntı var diyelim. Oh, bütün gazeteler arka arka ne güzel. Ben bunların hepsini okursam şu anda geçtiğim gazetelerin zaten birinden değil hepsini aynen okumuş olacağım.
Ve Taraf gazetesi gene Mehmet Şimşek'le arasındaki tartışma devam ediyor. Cadı avı Taraf gazetesinde 18 yaşının altına indi, iktidar çıldırdı diyor. Terörle mücadele daire başkanı son 10 yılda cemaat dershaneleri ve okullarına giden milyonlarca öğrencinin ismini istemiş. Ne yapacaklar ki, çok merak ediyorum. Tartışma büyüyor diyor. Barzani kendisini IŞİD'in Musul işgaline destek olmakla suçlayan KCK eş başkanı Bayık'a sert sözlerle cevap verdi diyor. Alevilere hakaret etti. O hala başkan. Alevilere hakaret dolu sözlerinin yer aldığı bir ders kitabı yayınlanan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Profesör Hayati Develi hala koltuğunda, ama danışmanı Profesör Onur Bilge Kula insanlığım adına utanç duyuyorum diyerek istifa etti. Böyle bir kitabın kullanıldığı bir enstitüde ben yer alamam dedi ve istifa etti. Kula mütevelli heyetinde Gül, Nabi Avcı, Davutoğlu gibi isimlerin yer aldığı vakıf yönetimi için 2002'den beri piyasada olan kitapta ne yazıldığını bilmeleri gerekirdi dedi. Bilmediğin ne biliyorsunuz ki Sayın Kula? Ben buradan sık sık söylüyorum. Bu Alevi-Sünni ayrımı istenirse devletin eğitim ve yayın aracılığıyla bir ay gibi bir sürede bitirilir. Ama memlekette kaşınmaya ihtiyacı olan zayıf noktalarımız yaşatılmak zorunda. Alevilik-Sünnilik de bunlardan birisi. Devletin de gayretinin bu konuda olduğunu düşünüyor musunuz? Ben aksini düşünüyorum. Devlet istese eğitimiyle ve yayınlarıyla bunu 5 dakikada bitirir. Bu 5 dakikada Şam'da 5 çayı içmeye benzemez Egemen Bağış'ın deyimiyle, ama isterse 5 dakikada bu işi bitirebilir. Mecliste IŞİD soruları, CHP'li Gürsel Tekin, Irak'ta IŞİD'in kaçırdığı Türk şoförlerin fidye karşılığı serbest bırakıldığı iddialarını meclise taşıdı. Tekin, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun cevaplaması istemiyle verdiği önergede IŞİD'e herhangi bir fidye ödemesi yapıldı mı diye sormuş. Ve Gürsel Tekin sanırım bir de buna cevap bekleyecek Cemil Çiçek'ten. Bence boşuna beklemeyin. Birçok sorulu yazılı önergeye verildiği gibi buna gelen cevaplarda dalga geçmek gibi olacak. Selami Aydemir, günaydın Uyan Türkiye. Her günün yarınlara ışık tutması dileğiyle tüm canlara günaydın. Dünün bugüne yansıması AKP evrim geçiriyor diyor. Yıl 2002. Fethullah Gülen, muhterem Hoca Efendi, Abdullah Öcalan, bebek katili. Yıl 2007, Fethullah Gülen, okyanus ötesi, Abdullah Öcalan, terörist başı. Yıl 2011, Fethullah Gülen, Pensilvanya, Abdullah Öcalan, İmralı. Yıl 2013, Fethullah Gülen, örgüt lideri, Abdullah Öcalan, barış elçisi. Yıl 2014, Fethullah Gülen, inlerine gireceğiz, Abdullah Öcalan, çözüm süreci ininden çıkaracağız diye Selami Aydemir hafızalarımızı tazelemek anlamında güzel bir paylaşımda bulunmuş. Meral Eler Söz diyor ki, Cumhurbaşkanlığı seçimi için artık herkes elini taşın altına koysun. Artık bu milletin sükunete, barışa, sevgiye, insan yerine koyulmaya, sevgi ve saygı görmeye ihtiyacı var. Evet, kesinlikle var. Ve ben bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. Gürsel Tekin'in vermiş olduğu soru önergesiyle ilgili. Bu konudaki yasakla ilgili fazla açıklama yapılmayacağını da belirtmiş Gürsel Tekin. Buradan ona derim ki, bugün 2012'de DSP Genel Başkanı Masum Türker akıllı füzenin Suriyeliler tarafından değil başka bir ülkeye ait gemiden atıldığını, hatta geminin adını vererek açıklamıştı. Bunu açıklanırsanız sevinirim diyor Tülin Altuğ. İşte okuduk, açıkladık. Ve Özkan Gökdemir, günaydın Hüsniye Can, oyu kimin verdiği değil kimin saydığı önemlidir demiş Stalin. Milyon avroları alanlar mı benim oylarıma göz dikmeyecek? Onlar kılıflarını çoktan ayarlamışlardır. Ben bu iktidarın yapacağı hiçbir seçime demokratik gözle bakamıyorum demiş. O zaman işte gene iş bize düşüyor. Hüseyin Şahin, günaydın Hüsniye Hanım, adamın biri seçim kampanyasına Samsun'da başlamış. Atatürk'ü özenmiş. Fakat daha sonra da Vahdettin gibi olmasın sonu diye soruyor. Buradaki amaç Atatürk'e özenmek. Her zamanki gibi diyorum ki bu AKP'nin G-dosuyla oynanmış diyor. Zaten oynanmış da öyle bir şey diyelim. Hüseyin Şahin de gönderdi mesajda. Ve
diğer mesajları da biraz sonra okuyacağım. Yurt Gazetesi Çağlayan'da o sitede Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İstanbul'da villa aldığı iddia edilen lüks sitede eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da evinin olduğu bildirildi. Çağlayan'ın villayı 17 Aralık'tan önce aldığı belirtiliyor. Efendim Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama yapıldı. Bu villayla ilgili eğer İstanbul'da oturursa yeni daha doğrusu ikameti burası olacak diye Abdullah Gül'e Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bu bilginin asılsız olduğu, o villanın Abdullah Gül'ün damadına ait olduğu ve eğer Abdullah Gül İstanbul'da ikamet ederse o villanın da ikametgah olarak kullanma ihtimali olan evlerden biri olduğunun açıklaması yapıldı. Biz buradan biliyorsunuz sürekli tarafsız ve doğru bilgileri paylaşıyoruz. Yurt Gazetesi'nin bu haberin altında Cumhurbaşkanlığı'nın son yaptığı açıklamayı da ben sizlerle paylaşmış olayım. Gezi'den başladı. Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu İstanbul turuna Gezi Parkı'ndan başlayarak önemli bir mesaj verdi. İhsanoğlu Başbakan Erdoğan'la polemiğe girmeyeceğini söyledi. Girmeyin. Bundan sonra da girmeyin lütfen. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Başbakan Erdoğan'ın YSK'ya verdiği mal varlığı bildirimini meclise taşıdı. Tanrıkulu Kısıklı'daki villalar kimin? Eşiniz ve çocuklarınızın mal varlıklarını açıklamayacak mısınız diye sordu. Evet, Ekmelettin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş eşlerin de mal varlıklarını açıkladılar biliyorsunuz. Ama başbakan bu mal varlıklarını açıklamadı diye buradan söyleyelim. IŞİD'i AKP besledi diye Caferi lider Özgün Düz açıklaması da yer alıyor. Ha evet, Yurt Gazetesi'nde Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var. Diyor ki Boğaz Sırtları'nda aldığı iddia edilen villanın damadıma aittir diye de bakın burada da yerini almış. Milli Gazete'ye bakıyoruz. Başını aç da gel. TSK akıllı kart için başvuran başörtülü kadına Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilginç bir cevap geldi. TSK akıllı kart için başvuran başörtülü kadına Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilginç bir cevap gelmiş. Demiş ki TSK başını aç da gel. Milletin en temel inanç değeri olan başörtüsüne yönelik ayrımcılık sürüyor. Ben bu haberin devamını okumayacağım. Çünkü iş başvurularında başını ört de gel cevabını alan o kadar çok örnek var ki ben şimdi size buradan bir sıralamaya kalksam kendi bizzat tanıdığım isimlerinden aklınız şaşar. Ya bazı insanlar evlat olsa sevilmez. Bu açıklama neyin nesi Allah aşkına ya. Ya başını ört de gel. Ya Allah neyse hadi Hüsnü Yekaya sus. Babamı vurdular, dedemi yaktılar. Türkiye'de aydınlatılamayan faili meçhuller listesinde başı çeken Başbağlar katliamının üzerinden tam 21 yıl geçti. Fail meçhul mağdurlar ise adalet peşinde. Evet, düşünsün. Başbağlar katliamının meçhullerinin peşine de düşünsün. Sivas katliamının meçhullerinin peşine de düşünsün. Adalet herkes için var olmalı. Ayırt ederek insanları sendensin, bendensin, benden değilsin diye katledilerek bütün fikri bozuk karanlık zihinlerin peşine düşülsün ve cezası verilsin. Ama siz sadece gazetenizde başbağlara yer vermeyin. Sivas Madımağı'nda meçhullerine yer verin ki adaletinize inanalım diyoruz. Biz bu konuda Alevi, Sünni diye öç alma diye ayrım yapmıyoruz. İnsana kıyan, insana hedef alan, yaratmadığı canı alan herkese sonuna kadar biz karşıyız. Bu adalette duruşumuzdan da taviz vermeyeceğiz efendim. Vermeyeceğiz. Sözcü Gazetesi. Çok beklersiniz bizden daha buradan Alevilik, Sünniliğin altını doldurup da bu ayrıştırmayı pekiştireceğimizi çok beklersiniz. Bizim için asıl olan insan. Asıl olan insan. Sözcü Gazetesi, biz milli iradeyiz derler ama Boğaz'ı severler. Halef selef farkı. Laikler Cumhurbaşkanı Sezer'in villası. AKP'lerin seçkinci ve layık diye eleştirdiği 10. Cumhurbaşkanı Sezer köşkten ayrılınca Gölbaşı'ndaki 350 bin liralık villaya taşınmış. AKP'lerin işte halk adamı diyerek övdüğü 11. Cumhurbaşkanı Göl ise köşkten ayrılınca Boğaz'da 20 milyonluk malikaneye taşınacak. Ya geçin bunları, Allah aşkına geçin bunları. Bir kere yan yana koyduğunuz iki isimden Ahmet Necdet Sezer veto ettiği yasalarla Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihine rekor sayıyla girmiş bir isim. Diğeri de veto etmediği yasaların azlığıyla girmiş bir isim. Yapmayın. Vekillere hakikaten değil mi öyle bir şey demişti. Çankaya'nın noteri? Ha. Vekillere 20 açtırma kutuyu söyletme kötüyü. Tarih altındayım. Vallahi benim suçum yok. Vekillere 21 bin liralık klozet örtüsü alındı.
Ve insanların sadece başları değildir değerli olan, ya meclisin akıllı binasına ihtiyaçları olan 9,5 milyon lira harcandı. En ilginç ise tuvaletler için yapıldı. Vekillerimizin her şeyi kıymetli. Vallahi hakkıyla vekilliğini yapıp yerine getirip bizim vekilimiz olmayı hak edenlere her kuruşu helali hoş olsun. Ama hak etmeyenlere de diyecek sözümüz yok. Allah biliyor onların ne yapacağını diyoruz. Ve bir dakika ya, ben şu gazetelere devam etmeden size bir şey daha paylaşmak istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı siyaset dışından diye Başbakan Ekmelettin İhsanoğlu adaylığını hani başbakan eleştiriyor ya. Bakın şimdi 6271 sayılı yasayı okuyorum size. Başbakan da okusun bu yasayı. Lütfen okusun. Siyaset dışından birinin seçilmesine ilişkin bir engel var mı? Mevzuatı sizle paylaşıyorum. Diyor ki Cumhurbaşkanı ile ilgili seçim mevzuatlardan şöyle bir madde var. 101. madde. Bak kolaylık olsun, madde adının sayısını da veriyoruz. Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisiyle ilişiği kesilir. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği düşer. Şimdi burada diyor ki varsa partisiyle ilişiği kesilir. Demek ki bak parti ilişiği olmayan birinin de seçilme ihtimali var ki, var ise kelimesi burada konulmuş. İkincisi başbakan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması sırasında bir cümle kullanmıştı. Ben de sizlerle bunu buradan paylaşmış idim. Belki biraz sonra tekrarını verebiliriz. Orada 4000 kişiye, kendi partisinden olan 4000 kişiye bu bir bitiş değil, bu bir başlangıç. Ben belki aynı çatı altında sizlerle gelemeyeceğim bir araya ama siz benim yol arkadaşımsınız. Türkiye'yi beraber şekillendirmeye, yönetmeye ve inşa etmeye devam edeceğiz. Beraber sizlerle olacağım dedi. Bu nedir? Size bırakıyorum. Bu nedir? Bu ayan beyan meclisteki ait olduğu partiyi bırakmamaktır. Yani yasayı ihlal etmektir, suçtur. Bunu da ben size isterseniz birazdan videosunu paylaşırım. Siz de kendi kulaklarınıza duyarsınız. Başbakan bu cümleleri bizzat kendi söyledi. Vallahi ben söylemedim. Ve 26 Ocak 2012'de resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren 6271 sayılı yasanın adı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu. Yasanın 11. maddesinde Cumhurbaşkanı adayı gösterilen hakimler, savcılar, subaylar, as subaylar, YÖK ve RTÜK üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevleri, belediye başkanları ile hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri aday listesini kesinleştiği tarih itibariyle görevlerinden ayrılmış sayılır diyor. Bakın bütün bu memur statüsünün görevlerinden ayrılmaları mevcuttaki görev ve yetkilerini, haklarını adaletsiz olarak kullanmalarına engel olmak. Başbakan memur mudur? Değil midir? Memur statüsündeki herkesin istifa etmesi gerekiyorsa o niye etmiyor? Bakın ben sizle bir şey paylaşmak istiyorum. Bu yasadaki tanımlamalar, memur yasasının tanımlamaları ile ilgili. Beni bir dinleyin. Burada en üst düzey yönetici diyor D fıkrasında. Başbakan ve bakanları, başbakanlık ve bakanlıklarda müsteşarı, bağlı veya ilgili kuruluşlarda bunların başında bulunan müsteşar, başkan, genel müdür, genel sekreter ve müdürü 2547 sayılı yükseköğretim kanununa tabi kurumlar bakımından özel yönetmeliklerinde belirtilenler 25. maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak da kurumlarına bölge, il ve ilçelerdeki taşra teşkilatının başında bulunanları ifade eder diyor. Bakın D fıkrasını okudum size, memuriyet tanımlarında en üst düzey yönetici olarak devlet memurları sicil yönetmeliği bölüm 1 genel hükümler madde 2'nin pardon madde 2'nin pardon madde 3'ün kapsamında D fıkrasında en üst düzey yönetici olarak başbakanda sayılan memurlar arasında. Hadi bakalım. Başbakan memur mu? Memur. İstifa etmeli mi? Evet, biraz evvel okuduğum yasa gereği memur statüsünde sayıldığı için istifa etmeli. Yüksek Seçim Kurulu neden başbakanın istifasının önünü tıkadı açıklamasıyla ben size bırakıyorum cevabı. Reklama gidiyoruz. Peki reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra şu ateşli gündeme devam edeceğiz. Kısa bir ara, buradasınız buradayım ona göre.